Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Minecraft Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son evi yapmıştık ama cam yapmak için kum bulamamıştık. Ben şimdi evden biraz uzaklaştım. Çok uzaklaşmadım öyle ama biraz uzaklaştım. Ve kum buldum gördüğünüz üzere. 59 tane kum topladım yaklaşık. Bize de gayet yeteceğini düşünüyorum. Çünkü zaten normal cam değil de ince cam kullanacağım. İnce cam yapmak için 6 tane normal camı koymak gerekiyor. Ve 6 tane normal camdan 16 tane ince cam geliyor. Bu yüzden 59 tane bize yeter de artar. Ama daha fazla kum görürsem kesinlikle onları da alacağım. Çünkü yeni bir ev yapabiliriz. Daha iyisine geçebiliriz. Bu yüzden fazla kum her zaman iyidir. Her zaman daha fazla cama ihtiyacımız olabilir. O yüzden dediğim gibi daha fazla kum bulursam kesinlikle alacağım. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şu anda amacım evi bulmak ama dediğim gibi yolda kuma rastlarsam onları da toplayabilirim. Evin çünkü nerede olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Birazcık unutmuş olabilirim. Ben uzun bir süre bulamazsam videoyu keserim. Ve bulduğum zaman başlatmış olurum tekrardan videoyu. Şurada kum var, tamamdır. Kum var orada. Hemen kumları toplayalım. Dediğim gibi kum alacağız. Yaklaşık 100 tane yapsak yeter. Çünkü hani hepsini ince cam yapacağımız için mantıken yeni ev yapacak olursak da ince cam kullanacağım ben. Öyle düşünüyorum yani. Bu yüzden 100 tane yetecek, hatta artacaktır. Bayağı büyük bir eve bile 100 tane cam hepsinden 6 tanesinden 16 tane geliyor. Yani bayağı yetecektir kocaman bir ev yapsak bile. Ki şu anlık öyle bir derdim yok. Sadece bu evde birazcık duracağım. Ondan sonra hani nasıl diyeyim, bu arada kürek kırıldı. Böyle hafif şahşahlı bir eve geçebiliriz. 96, 97, 98, 101, 102 oldu. Hayır abi. Şöyle yok, yanlış koydum. Şunu alayım. Tamamdır. 100 tane yeterli olacaktır dediğim gibi. Şimdi evet, karakter acıkmaya başladı. Evet. Orada bir videoyu kestim. Neden kestim? Çünkü evi bulamadım ama buraları tanıyorum. Buralar artık evin nerede olduğunu biliyorum. Sağda kalıyor. Bu arada süt nereden geldi diye soracak olursanız. Bir tane köy buldum yoldayken. Normalde orayı da videoyu çekmiştim ama yanlışlıkla sildim o kısmı. Neyse. Köyün demircisi vardı. Ve köyün demircisinde 3 tane şey vardı. 3 tane demir vardı. Biliyorsunuz eski sürümlerde, köylerde bazı demirciler oluyor. Ve o demirciler farklı farklı eşyalar çıkartıyor. Benim şansıma sadece 3 tane demir çıktı. Ben de kova yaptım. Sonra gelirken inek öldürdüm bir sürü açlığımın dolması için. Ve o ineklerden birinden de süt aldım. Yani süt oradan geldi. Nereden geldi soracak olursanız. Orayı kestim ya. Yani yanlışlıkla sildim orayı maalesef. Neyse. Şimdi evin nerede olduğunu biliyorum şu an dediğim gibi. Hemen hızlıca eve gideceğim. Evet, geldik zaten. Hemen hızlıca gidelim. Allah, yarım kalbimiz var. Arkadan da creeper geliyormuş. İyi ki de koştuk abi. Hemen geçelim yatağa. Güzel bir sabah olsun. Bir rahatlayalım. Canavarlar bir rahat bıraksın bizi. Şimdi hemen şu 3 tane pişmemiş koyun eti vardı. Hemen onları pişireceğim şöyle yarı odunla. Şöyle odunların yarısını yakabiliriz. Hemen 6 tanesini attık oraya, çiğ koyun etleri pişsin. Şurada bir koyun var, belki onu da kesebiliriz. Hatta madene ineceğim. Madene indikten sonra belki bir yemek avına çıkabiliriz. Hayvan öldürürüz bir sürü bilmiyorum. Yapabiliriz çünkü ihtiyacımız var. Bu arada gözümün önünde zombi öldü yanarak. İyi ki de öldü abi. Gerek yok, çürükete attım. Evet, şimdi creeper orada, sakın gelme abi, sakın gelme lütfen. Hemen şuradan pişmiş koyun etimizi alalım. Bir tane kazma yapacağım ve direkt madene ineceğiz bakalım. Çünkü tahta kazma bize yetmeyebilir. Hızlıca hemen şöyle çubuk yaptım. Çubukları, taşları şöyle koydum. Çubukları da altına koydum. Taş kazmamızı yaptık. Hemen şu eşyaları chest'e bırakacağım ve madene gidiyoruz. Madene nereden gideceğiz? Şu koyun etini de alalım bu arada. Madene geçen bölümde bulduğumuz maden girişinden gideceğiz. Biliyorsunuz geçen bölümde maden girişi bulmuştuk. Oradan gideceğiz. Küçük bir yer gibi gözüküyor. Bakalım, inşallah maden vardır. Yoksa bile orası boşuna açık değildir. Bu kısım boşuna açık değildir. Evet, yokmuş. Neyse. Burayı kazarsak ben büyük bir yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Hemen hızlıca kazmaya başladım şöyle. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü bu açıklar genelde boşuna yapılmış açıklar olmuyor. Bu tür açıklar bir madenin girişini saklamak için yapılmış olan açıklar. Yani siz buralardan kazmaya başlarsanız küçük veya büyük mağaralara denk gelebilirsiniz. Ben büyük bir mağaraya denk geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü bayağı bir gelmedi şu an. Hani küçük bir mağara olsa şu ana kadar denk gelmiştik. Ama büyük olduğu için şu ana kadar denk gelmedik, öyle diyeyim size. Evet, 189 rice client zaten sol üstte gördünüz F3'e basınca. Hemen aşağı doğru kazıyorum şu anda.
40. seviyelerdeyiz şu anda. Çok da yüksek bir seviyede değiliz derken evet bulduk. Hemen hızlıca inelim madene. Çok bir şey bulmayı planlamıyorum. Kömür ve demir bulsak yeterli olacağını düşünüyorum ben. Hemen hızlıca şunu kırdım tamamdır. Şöyle bir dikkat. Sağda da ışık var, solda da ışık var. Ben soldan gideceğim. Bu arada burada altın varmış ya. Demir kömür dedik, altınla başladık. Hadi bakalım. İnşallah böyle devam eder. Bir sürü şey buluruz derken evet demir bulduk. Sadece şurada bir de kömür var. Lavı kapatmam lazım onun için. Hemen şöyle gideyim. Taşların biriyle de lavı kapatayım. Tamamdır. Şöyle zıpladık. Evet. Şuradaki demirleri alacağım şimdi. Hemen altıma taş koyaraktan çıkabilirim. Şöyle aynen demirleri kırıyoruz bakalım. Şimdi düştüm. Hemen altıma koydum. Bu arada ışık kaynağımız gitti. Neyse. Işık kaynağımız gitti abi. Yapacağım bir şey yok maalesef. Yapabileceğimiz bir şey yok. Lavı kapattım artık. Düşünemedim onu ya. Lavı kapatınca ışığın gideceğini düşünemedim. Neyse. Ben az çok görüyorum. Siz büyük ihtimalle göremiyorsunuz ama ben az buçuk görüyorum. Ve daha fazla demir yok gibi. Sadece gravel'ları kırıyorum. Gravel'ları kırıyorum şu anda. Belki çakmak taşı çıkar diye de çıkmadı. Şurada kömürleri toplayacağım hemen. Kömürlerin kötü yanı çıktıkça çıkıyor ve toplamadan da edemiyorsunuz. Yani orada bir tane bile kömürün kalmaması lazım içinizin rahat etmesi için. Ama çıktıkça da çıkıyor ve birazcık sinir bozucu olabiliyor bazen. Ama kömür şu anda ihtiyacımız var. O yüzden sinir bozuculuğu falan düşünmeden tüm kömürleri toplamamız lazım. Şöyle başka kömür kalmadı zaten. Gidebiliriz. Mağaranın derinliklerine doğru devam edeceğiz. Şu soldan aynen. Burada soldan gidebiliriz hemen hızlıca. Şöyle. Bir şey mi var orada? Evet. Demir buldum. Güzel. Demiri bir tane çıktı. Neyse burada da demir varmış. Bunları da alalım hemen. Şöyle birkaç tane demir var. Güzel. İyi denk geldik. Demire ihtiyacımız olacak çünkü bayağı ihtiyacımız olacak. İşte zırh yapmaktır, kılıçtır, kazmadır, baltadır falan. Her şeye lazım olacak bir şey demir. O yüzden dikkatli kullanmamız lazım demiri. Şurada bir tane zombi var. Bir zombiyi elimle de kesebilirim. Şöyle iki tane oldular. Üç tane oldular, dört tane oldular. Maşallah abicim sülaleni getirmişsin. Daha iyi oldu. Şöyle şuradaki demirleri alacağım hemen. Burada bu kırık taşları ben koymadım. Su ve lav birleşince bazen obsidyen oluyor, bazen kırık taş oluyor. Eğer lav suyun üzerine akıyorsa kırık taş, su lavın üzerine akıyorsa obsidyen oluyor. Yalnız abi siz de gidin be. Gidin. Lava atabilirim. Evet lava atabilirim. Güzel birini attım. Şimdi şunu da atacağım. Bir koyun etini yedim. Git abi. Tamamdır. Güzel. Hemen demirleri toplamaya devam edelim. Başka geliyor mu lan? Gelmesin. Lütfen. Tamam. Hemen demirleri toplayalım bakalım. Şöyle azıcık üste çıkacağım. Tamamdır. Şimdi toplayabiliriz. 16 tane falan güzel. Gayet güzel. Hatta daha fazla da çıkıyor. Görüyorsunuz zaten. Demir ihtiyacımız bayağı karşılandı diyebiliriz. Şöyle hemen şu demiri de alalım. Tamamdır. Sonra hemen şunu da alalım. Başka yok sanırım. Hemen bir de şu varmış. Hemen al abi. Tamam. Bu kadar herhalde. Aynen. 23 tane. Gayet yeterli bizim için şu anda. Bir tane daha olsa seti fullemiş oluyoruz. Ama 23 tane şu anlık bana yeter. Çünkü set yapmayı düşünmüyorum şu sıralar. Yukarı böyle çıkacağım. Üstüme kazacağım. Altıma blok koyacağım. Taktik bu. Hem bloğumuz bitmeyecek. Hemen üste kadar çıkmış olacağız. Hemen şöyle hızlıca çıkayım. Şöyle çık. Tamam. İyicene kırabildiğim kadar kırıyorum. Yetişebildiğim yere kadar. Ondan sonra direkt altıma blok koya. Allah. Kaç abi. İskelet vardı. Zombi vardı. Bir şeyler vardı lan orada. Gene mağaraya denk geldik arkadaşlar. Neyse. Ama şöyle bir sıkıntı. Allah örümcek. Ne diyordum ha? Şöyle bir sıkıntı da var. Yukarı çıktığımızda belki evi bulamayabiliriz. Öyle bir sıkıntı daha var maalesef. Neyse. Şu örümcek bir ölsün. Tamamdır. Öldü. Hemen şuradan çıkmaya devam edelim biz. Şöyle kazmayı alamadım ha. Aldım. Şöyle hemen çıkmaya devam edelim. Bakalım. Allah. Evet şimdi geri geldim. Evet bayağı geri geldim. Hepsini topladık şimdi. Ya örümcek bir git ya. Zaten öldüm. Moralim bozuk. Al şunu. Tamam. Güzel. Evet şöyle bir kapatacağım kendimi. Artık riske atmak istemiyorum. Tamam. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Allah'tan hardcore falan oynamıyoruz. Hardcore serisine başlamayı da düşünmüyorum bu arada. Survival bizim için yeteri zorlukta. Hemen şöyle en üste doğru çıkalım. Az daha çıkalım. Çık. Gün ışığını görelim bize yeter. Kazmam kırıldı abi ya. Kazma kırıldı. Ben buraları keseceğim. İşkence etmek istemiyorum size. Öyle yani. Evet çıktık. Sonunda çıktım.
Tabii kim inandı, kim inanmadı, game moda geçmediğime siz düşünün. Gezin game moda geçti falan diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Neyse. Hemen gidelim. Hatta belki game moda geçti diyenler için oradan nasıl çıktığımı görüntülerini koyabilirim. Çünkü orayı kaydettim. Kayıtlı yani orası nasıl elimle kazdığımı falan. Neyse. Çok da şey yapmayalım. Evet, mağara girişi burada. Güzel, o zaman hep şurada bir yerde kalıyor. Güzel, çok uzaklaşmamışız demek ki ve tüm eşyalarımızla biz de gayet iyi. Hemen şöyle hızlıca evin şurada bir yerde olması lazım. Sağda kalması lazım hafif. Şöyle baktım. Evet, tamamdır. Evi bulduk. Güzel. Hemen hızlıca eve girelim. Şu yemekleri falan şey yapalım diyeceğim. Yemek yok. Yemekleri toplamamız lazım. Hayvanları öldürmemiz lazım. Bu arada evin girişini değiştirdim fark ettiyseniz. Soldaydı, sağ tarafa aldım. Böyle tersime gelmemiş oldu. Hemen şu kumlar birazcık pişsin. Evi dolduracak kadar kum pişerse yeterli olur bizim için. İki tane daha fırın yapmak istiyorum. Üç tane koydum. İki tane yapacağım. Şu taşları alabiliriz geri. Tamamdır. Biri yemek için, biri maden için. İki tane fazla yaptım. Şimdi şunların yarısını alacağım. Ve şuraya demirleri atacağım. Tamamdır. Şimdi bunlar biraz pişsin. Bunlar pişerken ben bir kılıç yapayım. Ve hayvanları keseyim. Azıcık yemek toplayalım. Çünkü ben hiç kılıç yapmadım seride. Onu fark ettim. Full ya kürekle daldım. Ya baltayla ya kazmayla. Hiç kılıç yapmadım. Bir tane şöyle ilk kılıcımızı yapalım o zaman. İlk kılıcı ikinci bölümde yapan tek kişi olabilirim sanırım. Nadir kişilerden değilim bu sefer. İlk kişi olabilirim. Neyse. Gelin bakalım. Daha fazla koyun katletmeyelim demiştim ama maalesef yapacağımız bir şey yok. Yemek lazım bu sefer de. İşte yün için değil de yemek için lazım. Şöyle topladık. Yumurtadan yavru çıkarma çıkmadı tabii ki de. Niye çıksın? Şu yukarıda bir inek var. Hepsini almaya çalışacağım. Çiğ eti yiyeceğim ya. Yapacak bir şey yok. Çünkü koşamıyor karakter. Koşması lazım. Koşamayacak duruma gelirse çiğ etlerden birini yerim. Sıkıntı yok. Şöyle bu ineği de aldık. Başka inek var mı hocam? Varmış. Gel bakalım. Gel 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 gel. Tamamdır. Bu da gitti. Şurada bir ağacın üstünde inek var. İnek ağacı. Onu, o videoyu izleyen var mıdır acaba? Neyse. 13 tane bizim için yeterli olacaktır. Bir de şu koyunu keselim mi? Hadi keselim, kesin gel. Tamam. Bizim için yeterli olacaktır bu. Evet, tamamdır. Dediğim gibi bizim için yeterli olacaktır bunlar. Hemen çiğ koyun etini yiyelim. İnek etlerini pişirmeyi planlıyorum çünkü tavuk etinden çok az var. Ama inek eti bayağı bol. Yani inek etlerini önce pişirirsek rahat rahat yemeğimiz olmuş olur. Bu arada şu yarı kömürü aldım. Şuradan da yarı kömürü aldım ve şuraya koydum. Şuradan da çiğ inek etlerini koydum. Ondan sonra şu camları alıp hemen crafting table'da bir şey yapmak istiyorum. İnce cam yapmak istiyorum. Hemen aldık ince camları. 32 tane yeter mi? Yetmeyecek gibi duruyor. Şöyle abi hafif hafif yani nereye koyduk? Şöyle çok dikkatli olmak lazım bu konuda. Gerçekten çok kanser bir şey bu ince camları koymak. Ama koyunca da gayet güzel bir şey oluyor. Güzel bir görüntüsü oluyor. Şöyle bir de şuraya koymamız lazım. Koyduk. Ben niye böyle yapmadım ya? Ya şöyle 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 koyacağım. Bir de üstten koyacağım. Niye akıl edemedim? Neyse. Zaten yetmedi. Şöyle şu camları da alalım. Bir tane cam lazım. Bir tane cam aldık mı direkt şey olmuş olacak. Bitmiş olacak. Evet, direkt aldım zaten. Oraya hayvan gibi klik yapıyordum ben. O yüzden daha görmeden aldım o camı. Tamamdır. Bunu da kapattık ve bitti. Oraya da kapı koyarız. Şimdi şu kumları artık pişmesine gerek yok. Yeterli bu kadar. Ama dediğim gibi kenarda bir dursunlar. Yeni ev yaparsak lazım olacaktır kesinlikle. Evet, bu bölümde böyleydi. Şu yemeği bir yiyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Ayrıca beğenmediğiniz kısmı yazarsanız kendimi o yönde geliştirebilirim. Bir sonraki bölümde artık neler yaparız bilmiyorum. Tamamen doğaçlama gelecek gibi duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.